Doğru adamın işi doğru gider. Niyet hayır, akıbet hayır. Sen doğru çizgi üzerinde yürürsen, düğmeyi doğru iniklersen sonu güzel olur. Ama sen başlangıçta ilk düğmeyi ters iniklersen sonu kötü olur. Doğru olmayan insanın işi her zaman kötü gider. Niyet kötü, akıbet kötü. Sen kendini geliştirmek istiyorsun. Güzellikler katmak istiyorsun hayatına. Bak, güzellikler, kötülükler değil. Güzellikler katmak istiyorsun. Güzel şeyler yaşamak istiyorsun. O zaman güzel adımlar atman lazım. Yani dürüst olman gerek. Samimi olman gerek. Alavere, dalavere ile bir yere varamazsın. Eğer eksik yaparsan, yanlış başlarsan, yalan yanlış adımlar atarsan, düğmeyi ters iniklersen, senin özün, o içindeki o özün ile senin kişiliğin tutmuyor. Özün var ya, kusur işlediği için, o hata işlediği için, doğru olmadığı için, tutarsız olduğu için özüne güvenmiyorsun. Özgüven eksikliğinin ana temel sebebi bu. Yani sen tutarsız davranırsan, yani senin o özün verdiği sözü yerine getiremez ise, senin kişiliğin onun dürüst olmadığını, ona güvenilmeyeceğini anlar, yani özüne güvenilmeyeceğini anlar ve senin özgüven eksikliğin olur. Yani özüne güvenin eksik olur. Yani senin özgüven eksikliğinin sebebi bu. Tutarsız davranmandan dolayı. Söz verdiğin zaman yerine getirmediğin için. Çünkü senin kişiliğin her insanın içinde iyi taraf da var. Yani rahmani tarafı da var. Bir de nefsani tarafı da var. Senin bu rahmani tarafın o özüne güvenmiyor. Biliyor çünkü. Bu diyor söz ver yine yerine getirmeyecek. Sabah 7'de kalkıp spora gideceğim dedi. Ama gitmedi. Kalkmadı sabah 7'de. Veya bir iş yapıyor. Bir defter üretiyor örneğin. Ve bu defteri satacak. Bunun eksik taraflarını biliyor. O rahmani tarafı. Özü eksik yapmış, saklıyor bunu. Kusurlu yapmış, müşterisine söylemiyor. Yani yüzü müşterisine dürüst davranmıyor. Dolayısıyla o kişiliği insanın özüne güvenmiyor. Peki hocam ne yapmam lazım? Ya çok basit. Dürüst olman lazım. Yani özgüvenini arttırmanın temel noktası kendine tutarlı davranman lazım. Kendini kandırmaman gerekiyor. Kendine dürüst olacaksın, tutarlı olacaksın. Kendine yalan konuşmayacaksın. Ama ben hocam kendime yalan konuşmadım ki, hiç hep kendime dürüstüm. İşte en büyük yalan o. Şu anda bile bunu söylerken yalan konuşuyorsun. Çünkü sen kendini hep kandırdın. Kilo kontrolünde kandırdın örneğin. Dedin ki söz verdin ben çikolata yemeyeceğim. Ben şekerli gazlı içecek içmeyeceğim. Zayıflamak için. Ama ne yaptın? Sözünü yerine getirmedin. Veya bazı konularda kendini teselli ettin, kandırdın. Asıl problemin sebebini biliyordun. Senin başına bir felaket geldi örneğin. Bir şey yaşadın. Başına bir sıkıntı geldi. Onun neden başına geldiğini biliyorsun. Ama kafanı kuma gömerek örtmeye çalışıyorsun. Hani etme bulma dünyası var ya. Geldi birisi senin ensene vurdu. Öyle düşün. Bunun sebebini aslında bilinç altında biliyorsun. Çünkü sen de başkasına vurmuştun. Eden bulur. Geldi birisi senin ensene vurdu. Ama sen yine kendini kandırıyorsun. Yok yok ben dürüst adamım. Ben kimseye bir şey yapmadım. Benim kalbim temiz. Diyerek kendine yalan konuşmaya devam ediyorsun. Ve özgüvenini azaltıyorsun. Ne zaman ki sen kendi eksiklerini görür ve onu tamamlamaya çalışırsan, yeteneklerini çoğaltmaya çalışırsan, yaptığın yanlışları düzeltmeye çalışırsan, yani kendi kusurlarını görme yeteneğini kazanırsan ve toparlamaya çalışırsan işte bu toparlamaya çalışma ile, kendini geliştirme ile senin özgüvenin artacak. Bunun garantisi var sevgili arkadaşlar.
bunu destekleyen bir hadis-i şerif var. Hadis-i şerif şu şekilde, Peygamberimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, bir insana Hazreti Allah iyilik murat ederse, ona güzellik vermek isterse, o insana Hazreti Allah kendi kusurlarını görme becerisi verir. Ona kendi kusurlarını görme kabiliyetini verir. Kendi kusurlarını görme kabiliyeti olursa zaten bir insanda, o kusurlarını tamamlar, düzeltir, eksiklerini tamamlar, kusurlarını düzeltir ve kendinin iyi bir versiyonu olur, kendini geliştirir, düzeltir kendini. İşte o zaman özgüveni artar. Şu şekilde örnekler de verebilirim. Örneğin iş başvurularında, değil mi? Mülakat oluyor. 100 yere mesaj gönderiyorsun, 100 yere e-mail gönderdin, işe girmek istedin veya 100 yere mektup yazdın. Almanya'da Bewerbung diyorlar buna. Sen Bewerbung'ları yazdın, bunların %100'ü sana red cevabı verdi. Neden sana acaba red cevabı verdi? Bu adamların ihtiyacı vardı, elemana ihtiyacı vardı ama peki sana neden red verdiler? Tamam, Avrupa'da yaşıyorsun, büyük bir kısmı rasistlikten dolayı, ırkçılığından dolayı red verebilir ama hadi %50'si neden verdi? Bir araştır, acaba kusurun ne? O mektubu, gönderdiğin mektubu bir oku. Acaba dürüst bir şekilde yazdın mı? Zannediyor musun ki bu mektubu okuyan insanlar tecrübesiz? Yani anlamıyorlar. Hatta yapay zekalar bile var. Örneğin bize de birçok kişi başvuru gönderiyor. Günlük olarak bazen 200 kişi bizim programlarımıza katılmak için başvuru gönderiyorlar. İşe girerken hani başvuru nasıl gönderilir? O şekilde başvuru gönderiliyor. Fakat artık sistem geliştiği için yapay zeka var. Yapay zeka onları okuyor. Tutarsız olanları, formu doldururken soruları tam okumadan cevap verenleri, eksik yazanları veya yalan yanlış numaralar oraya yazanları tespit ediyor. Nasıl tespit ediyor? Algoritması var. Yapay zeka. Tutarsız olduğunu gördüğü zaman hemen atıyor. İşte hayat da böyle atıyor. Hayatta dürüst olmayanları, tutarsız olmayanları bu şekilde almıyor. Ne iş yerine girebiliyor insan, tutarsız insan, ne bir programa katılabiliyor, ne toplumun içerisine girebiliyor, hiçbir yere kabul edilmiyor. Dolayısıyla sen kendi eksiklerini bulma kabiliyetini geliştir. Eksiklerim nelerdir? Ne yapmam lazım? Hangi kötü davranışlarımı değiştirmem lazım? Ama genellikle birinci sırada tutarsızlık, özgüvensizliğin asıl sebebi bu. Kendine dürüst olmamak, kendini kandırmak. Şimdi hemen kendini geliştirmeye başla. Kendi eksiklerini görme kabiliyetini kazanmaya başla. Özgüvenini arttırmak için eksik olan taraflarını düzeltirsin, kendine daha samimi davranırsın, kendine daha dürüst davranırsın ve özgüvenini o şekilde çoğaltabilirsin. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza hep bu konularda yardımcı oldu. Yani onların kendilerine daha dürüst, samimi, kendisiyle daha barışık olup hayatta daha başarılı, muvaffak olmaları için veya aileleriyle daha huzurlu veya ceplerinde daha bereketli, bütçeleri daha geniş olmaları için onlara yardımcı oldu. Bu konularda belki tek başına yapamayabilirsin. Çünkü araba sürmeyi tek başına kitap okuyarak öğrenemeyebilirsin. Yanında bir şoför öğretmeni olursa o sana araba sürmeyi öğretir. Biz bu konularda yıllardan beri Avrupa'daki vatandaşlarımızın hayat arabalarını sürmeyi onlara öğrettik. Yıllardan beri biz bunu yapıyoruz. Bizim bu konularda size de yardımcı olmamızı istiyorsanız, yani sizin de özgüveninizin artmasını, kendinize güveninin artması, özüne güveninizin artmasını istiyorsanız, yani bu şekilde arzuladığınız berekete, huzura, mutluluğa ulaşmak istiyorsanız o zaman bizimle iletişime girebilirsiniz. Bizimle iletişime girebilmek için bu videonun altındaki linke tıklıyorsunuz. Formu dürüst bir şekilde, samimi bir şekilde, doğru bir şekilde okuyarak cevaplıyorsunuz. Eğer bizim o formdaki yapay zeka, algoritma yeşil yanarsa, o elemeyi geçerseniz sizi arıyoruz sevgili arkadaşlar. Sizinle bir ön görüşme yapıyoruz. Bu ön görüşmede eksikleriniz nelerdir? Hedefiniz nedir? Bu eksiklerinizi nasıl tamamlarsınız?
Arzuladığınız hedefe, bolluğa, berekete, huzura nasıl ulaşırsınız? Size adım adım anlatırız. Bunun için tekrar bu videonun altındaki linke tıkla, form doldur ve gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.